Nuri'nin her kargesi şu an boşta duruyor ya. İnce uçtu. Varsa abi Tesla şarkı alacağım. Yok. Charm Sönmez Reis'ten bir kayıt dedin son dönem. Yayın mı izliyorum orada? Charm harbiden ne oldu? Nasıl oldu abi olay? O benim abi. Yani bizim dönemde, şimdi ben 90'lıyım böyle 34-35 yaş. Sönmez Reis'ler falan. 46. MSN'de, ICQ'da küfreden zaman ya. Adamlardı yani, bir detayı evet. Bilmiyoruz biz. Çok sen nasıl araştırıyorsun bunu, nasıl buluyorsun? Benim küçüklüğüme denk geliyor ya insanlar. Ben 21 yaşındayım da şaşırıyor insanlar. Sen 21 yaşında mısın? 21 yaşındayım. Vay be. Aa, bayağı küçükmüşsün. Evet öyle. Ama büyük duruyorum değil mi? Evet öyle. Evet. Genelde işte bilmiyor falan diyorlar. Abi araştırıp bulunuyor ya bir şekilde. Sen ama iyi araştırıyorsun ya. Yani. Sen bayağı dedektif gibi. Ne kadar sürüyor? Abi kurgusu iyi oluyor. Böyle çok en uzun Sönmez süren mesela... 40 saat sürdü. 40 saat. En uzun süren ne kadar sürdü? Bu Sönmez videosu. Sönmez videosu. Zaten o yüzden bu kadar önce, sinirlendim. Sen biliyor muydun Sönmez'i de? Nasıl yani biliyor muydun? Yani yaşadın ya, mı Sönmez'i sürekli? Yetişmişti. Evet evet. Canlı izlemedin ama değil mi? Twitch yayınları dışında. Canlı yok canlı. Ha. 2010'da ben... Eyvallah. Kaç yaşında oluyorum. Eyvallah. Video yayınlandı, kaldırıldı. Dur bir dakika, arkası yaşlılığıyla dalga geçsin. Evet. Çağırma sinirlerini nasıl bir anda aydın. Biz anlaştık adamla. Bir tane sosyal medya tanınan bilinen bir adam tarafından işte dedim gelecek falan videoya. Tamam dedim, gelsin bir ikinci parti yapalım falan. Okey dendi. Her şey halloldu. Gece videoyu çekiyorum, editliyorum. Adam uyuyakaldı. Sönmez Reis uyuyakaldı. Gelmedi. Tamam ben de o zaman ikinci parti yapayım, bunu yayınlayayım. O şekilde yayınladım. Sabahında kaldırdım videoyu. O istedi rahat değil mi? Falan. Evet tabii. Ondan sonra aradı, küfürler falan işte. Anneme küfürler. Peki bu yaratıcı mı? Tabii, nasıl seviyorum? Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben ama... Düz mü küfür etti, yaratıcı mı yoksa düz yine? Düz etti, düz etti. Sinirli küfür. Ha, kontent yani yaratıcı... olarak küfür aynen, ediyor normal, yani adam. Aynen, sakin küfrü değildi. Ha tamam. Ben yeni uyanmışım, şaşırdım yani. Niye küfürüyorum? Adam videoya gelecek değil mi? Yani şaşırırsınız. Kaldırdık falan. Abi dedim kaldırdım yani. İşte sen benim hayatımı bitirdin, iş yerimi kapattıracaksın falan. Dedim abi ne alaka ya? Zaten yani internette var bu bilgiler. Sönmez Reis yazıyorsun, çıkıyor tak diye dedim. Neyse kapandı gitti. Sonra ben abi şaşırdım yani o anda. Düşündüm böyle ya. İçime oturdu ettiği küfürler. Dedim ki ben bunu bir daha yayınlarım. Aradım avukatı. Dedim kaşıdı ben bu videoyu şöyle, ben bu videoyu nasıl yayınlarım? Hallettim, attım. Şimdi bir daha yazamadım. Adam şey şeyden yapamadım. Çekinmiş olabilir mi? Belki yıllarca anonim takıldı ve herkese küfür hayır, etti ya. Yerinin bilinmesi tehdit oluşturmuş şu, mudur? Adamı bulmak isteyen birisi Sönmez Reis kim yazsa buluyor zaten. Bulmak istemeyle bilgiyi kolaylaştırmak diye bir şey tabii var. Tabii böyle bir şey var. Yani arada fark var ama. Senin yaptığın şey de o zaten yani teknik olarak. Evet adam abi, belki istemiyor. Açıkçası olabilir. Benim yaşıma denk geldi, ben yemiştim adamın Almanya'da olduğunu. Ve üstünü kovalamamıştım üstüne. Evet. Senin video sayesinde öğrendim. Düşman olsan ve merak edip yazsan internette zaten nerede olduğunu öğrenirsin çok basit. İlk çok pişman yok. Oldum abi, Eskişehir'deymiş oğlum. Evet evet. Oğlum bizim çok oğlum. Pişman oldum. Evet abi. İnanılmaz pişman oldum biliyor musun? Oturup bir bira içemedik o adamla. Evet. Ama içmezdi muhtemelen. Yani çünkü şey istemiyor böyle şeyleri. Benim zevklerimi... Ha o içmezdi. Evet istemiyor. Onun zevklerini de... Sonuçta devam ettim bu olay. Ama daha sonra... Şu an aramadı. Çünkü ben ilk bana küfrettiğinde ses kaydı aldım. Mahkemeye vermek için. Telefon almamış ses kaydını. Aynen yoksa... Delil olarak geçer miydi ki? Bekliyorum şimdi. Eğer izliyorsa bunu veya kulağına giderse arasını sövsün ben alacağım. Kesin geçiyor izliyormuş. Abi. Geçiyor. Arasını sövsün ben mahkemeye vereceğim. Ben senin ses kaydını alıyorum demen gerekmiyor mu onun için? İşte onu sordum, gerekmüyormuş. He. Allah Allah. Küfür Allah için Allah geçerli Allah. Ama bu. Çünkü adama işte senin ses kaydını alıyorum ben dediğinde küfür kesebilir ya. Savcı kabul ediyormuş. O konuda sıkıntı yok. Ya bana böyle dedi avukat. Avukat da Ahmet abilerin avukatı işte. O yüzden yani... Çağrıcığım sen neler yapıyorsun bu arada? Nasıl gidiyor? Abi Katmanla benim... ilgili ne projeler var? Şimdi birkaç proje var kafamda düşündüğüm de. Yani uzun soluklu işte enerji yukarıda tutmaya çalışıyoruz ya. Hani ekip olarak da yayın, aramızdan yayıncılığa başlayan arkadaşlar da oldu. Ya hani böyle net hazır proje yok ama. Söyle de çalalım. Söyleme kanka. Tamam, bir şeyler hani planlıyoruz şimdi ekip de.